Evet, bugün gerçekten de hemen her gazetede Erdoğan'la Putin'in yarın yapacağı görüşme ve de İdlib'teki son duruma dair makaleler vardı. Çoğu hatta tam sayfa boyutundaydı. Bunun da dipnotunu düşmek gerekiyor. Aslında umut var, bir durum var diyebiliriz. Çünkü özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasındaki özel ilişkilerin iki ülke arasındaki çok kritik sorunları daha önce çözüme bağlayan bir nitelikte olduğu, yani iki ülke arasındaki sorunların liderler düzeyinde daha önce çözülebildiği gibi bir gerçeklik var elimizde. Böyle tecrübeler var elimizde. Dolayısıyla bu uzlaşı ihtimalini artırıyor. Ama belki de Erdoğan ve Putin şu ana kadar yaptıkları en zorlu İdlib görüşmesini yapacaklar. Sahadaki durum Aralık ayından bu yana giderek tansiyonun yükseldiği, çalışmaların şiddetlendiği ve hatta Türk askerlerinin hedef alındığı ve şehit edildiği bir tabloya geldiği için Türkiye masaya daha kararlı gidiyor. Hem sahada hem de masada daha güçlü durmak adına birçok zaten adım atıldı ve mesaj verildi şu ana kadar. Rus basınında şöyle bir yorum dikkatimi çekti. Türkiye ile Rusya ilişkileri aslında çocuklar için yürütülen bir evliliğe de benzetiliyor bazı uzmanlar tarafından. Nedir bu çocuklar? Türk Akım Projesi, Akkuyu Projesi ve S-400 Anlaşması gibi stratejik boyutu olan ve tek kalemde silinemeyecek anlaşmalar. Dolayısıyla bugünkü, daha doğrusu yarın yapılacak görüşmede sadece İdlib'in kaderinin değil, Türk-Rus ilişkilerinin de kaderinin ve geleceğinin masaya yatırılacağı ve bunun da yine tek kalemde silinemeyeceği, iki lideri uzlaşı noktasına yaklaştırabileceği temeli oturduğunu belirtiyor. Rus basınında dikkat çekilen noktalar bu yönde. Peki seçenekleri biliyor muyuz? Nasıl bir yol haritası çıkabilir yarınki görüşmeden? Şimdi öncelikle iki ülkenin İdlib konusunda kendi görüşlerinin birbirinden çok uzak olduğunu belirtmek lazım. Masada neler olacak bunu konuşurken. Türkiye ne istiyor? Çünkü Türkiye özellikle ve öncelikle İdlib'te acil ateşkes, Aralık ayında başlatılan yeni harekatın derhal sona ermesini ve sivillerin de yaşamına mal olan bu saldırıların havadan ve karadan durmasını istiyor. Diğer yandan Soçi mutabakatı Eylül 2018'de imzalanmıştı. Bunun Soçi mutabakatının o zamanki sınırlarına göre yeniden işler hale gelmesi, uygulanması Ankara'nın hedefinde ve çantasında olacak. Ve tabii ki bu mutabakata göre rejim özellikle Aralık ayından bu yana son dönemde ele geçirdiği yerlerden çekilmek zorunda. Türkiye'nin talebi bu doğrultuda. Peki Rusya ne diyor? Sahada yaratılan yeni gerçekliğin aslında siyaseten de kabul edilmesini istiyor. Yani ele geçirilen yerlerin rejimin kontrolüne geçen bölgelerden çekilmemesi sinyali veriyor ve terörle mücadele adını verdiği operasyonların da sona ermeyeceğini, hatta Avrupa'daki göçmen sorununu, Avrupa'nın göçmen kaygılarını çözmek uğruna bile bu operasyonlardan vazgeçilmeyeceğini kararlılıkla dile getiriliyor Rusya tarafından. İşte bu noktada uzlaşı nasıl sağlanacak? İki ülke arasındaki işbirliği ki Astana sürecinde çok verimli sonuçlara da yol açmıştı. İdlib'te daha önce birçok kez operasyonların da rafa kaldırılması gibi verimli işbirlikleri ve sonuçlar elde edilmişti. Yine aynı senaryo yeni bir mutabakatla taçlanıp işbirliği devam edip sahadaki gerginlik biraz olsun azaltılacak mı? Yoksa iki lider masadan el sıkışmadan mı kalkacak? Aslında bu şu an için en kötü senaryo ve de kaçınılması beklenen, iki tarafın da uzlaşıyla bunu bertaraf etmesi beklenen bir senaryo. Ama dediğimiz gibi Rusya'nın şöyle bir formülü de masaya sunacağı, İdlib'in merkezinde ortak güvenliği sağlayalım seçeneğini Türkiye'ye sunacağı da konuşuluyor ki zaten Serakip'te İdlib merkezine 15 kilometre uzaklıktaki bu stratejik ilçede dün akşam da Rus askeri polisi inzibatı devriye gezdi. Oradaki varlığını yine gövde gösterisiyle bir kez daha belirtti. Ancak Türkiye'nin Soçi mutabakatının sınırlarından taviz vermeyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce dile getirdiği açıklamalardan biliyoruz. YouTube kanalımıza abone olun.